Asar-ı Bedi 63 senin hakiki suretini mecazi misalinle görüştürmek için sui tali haset veyahut nazar değmemek için iki misali zirvekarın cem'ine müsaade etmedi. Resneni Niyazi Bey veya Ahmet Niyazi Bey 1873 yılında bugün Makedonya sınırları içerisinde kalan manastır yakınlarında Resne kasabasında doğmuştur. Bu nedenle Resneli Niyazi Bey olarak anılır. İttihat ve Terakki'nin önde gelen isimlerinden olup ikinci meşrutiyetin ilanına yol açan ayaklanmanın, ayaklanmanın lideri olarak 1897'deki Türk-Yunan Savaşı'ndaki başarılarından dolayı ün yaptı. İkinci Abdülhamit'in meşrutiyeti ilan etmek zorunda kalmasından sonra döndüğü Selanik'te hürriyet kahramanı olarak karşılandı. 17 Nisan 1913'te Arnavutluk'un Avlonya limanında İstanbul'a gitmek üzereyken İttihat ve Terakki Fırkasının kendisine gönderdiği koruması tarafından öldürüldü. Hem meşrutiyet hem de 31 Mart sırasında İstanbul'a gelen kuvvetlerin içerisinde Niyazi Bey'in en önde gidenler arasındaydı. Başındaki şapkanın üzerinde vatan fedaisi yazmaktaydı. Türk-Yunan savaşında gösterdiği başarı ve esir aldığı Rum askerlerden dolayı kendisine padişah yaverliği ünvanını verilmek istemiş. Ancak kendisi Kaz askerin 13 yaşındaki oğluna da aynı ünvan verilmesi üzerinde bunu reddetmiştir. Rüstemizal hayallerde şişirilmiş efsanevi İranlı bir milli kahramandır. Niyazi Bey yukarıda kısaca. Anlatıldığı üzere biraz efsaneleşmiş bir iddiatçıdır ve Düzaman Hazretleri bu cihetle onu Rüstem'e benzetiyor. Paragrafta ise abartılmış Niyazi Bey ile gerçek Niyazi Bey'in kıyaslanması gerektiğini ve Niyazi Bey'in gerçek değer ve kimliğini görülmesi gerektiğini ifade ediyor. Maalesef tarihte bu tip şahsiyetler hep olduğundan fazla gösterilmiş ve birçok esatir ve efsaneye konu olmuşlar. Bediüzzaman Hazretleri Niyazi Bey gibi vatansever ve hürriyetçileri takdir etmiş, onlarla aynı fikri paylaşmıştır.